yayıncılık dünyasına girmiş olmaktan tek bir gün bile pişman olmadım. Ben zengin bir ailenin kızı değilim ama e, çok ihtimam edilmiş bir e, kız çocuğu. Bir ömür boyu ben bu insanla mı yaşayacağım ve o insan da benimle mi yaşayacak gibi bir bir aydınlanma. Yani birçok hatam var hayatta. Bunlardan biri belki bu evliliğin içine girmiş olmak. Ekmelettin İhsanoğlu ve İhsanoğlu ailesini tanımış olmaktan en ufak bir pişmanlık duymuyorum. Ben hani bu kadar samimiyetle ve netlikle bunu ifade etmeme rağmen e, anama, atama, bacıma, bana yani gönderilen videolar, edilen hakaretler bunlar tabii ki üzüyor beni. Üzülmüyorum desem yalan olur. 54 yaşındaki e, gündemim bu masanın üstündeki dosyam. Önümdeki yılları nasıl tekrar kazanabilirim ve kaçırdığım yılları nasıl telafi edebilirim diye düşünüyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Armağan Beyciğim. Nasılsınız? İyiyim yani iç güveysinden hallice Türkiye'de herkes ne kadar nasılsa işte o kadar iyiyim yani. Niye? Niye yani, taktınız bu ara kafayı diye sordum. Yok yani yeni bir şeye takmış değilim. Yani bu işte memleketin hali bir türlü bir değişiklik olmayışı hiçbir şeyde. Eski düzen, eski hamam, eski tas, eski kat. Her şey dondurulmuş gibi. Değil mi? Siz de hissediyor musunuz aynı şeyi? Evet. E, hiçbir sorun çözüm yok ki o Evet. E, problem... Her sorun ortada öyle lök gibi duruyor. Kiracı el sahibi sorun mu? Evet, herkes konuşuyor konuşuyor. E, bir adım yol gittik mi? Hayır. Hayır. Orada öyle duruyor. Eğitim sorunu 10 senedir konuşuluyor. Daha da kötü. Daha da kötüleşti. Öyle lök gibi duruyor. Bak... Enflasyon aynı. Üç senedir konuşuluyor. Orda öyle duruyor. Sokak hayvanları. Sokak hayvanları. Çıkamıyoruz işin evet. içinde. Orada öyle duruyor. Her şey her yerde bir sorun var. Evet. İşte e, e, hastanelere insan hastaların randevu, randevu alamaması. alamaması İki senedir konuşuluyor. Ge güya yeni bir çözüm sunuldu. O da çözüm olmadı. Öyle orada öyle duruyor çünkü. Hiçbir şey çözülmüyor ki. Evet. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Birkaç sebebi var. Dünyada da biraz böyle. Kurumlar çok büyük bir e, yıkım içerisindeler. Bütün e, dünyada insanlar kurumlara, her çeşit kuruma, aileye, devlete, e, dünya sağlık örgütüne, birleşmiş milletlere, sivil topluma, okul denilen yapıya, üniversiteye, her şeye ve herkese çok ciddi güvenini yitirdi. Ve bunların artık sorunların çözümü için bir mekanizma değil tam tersine krizin demin dediniz ya tam olarak böyle lök gibi durması için ve içimize de aynı o şekilde lök gibi oturması. Yerleşmesi Aynen için. Aynen öyle. Öyle durduğunu fark edince insanlara bütün kurumlardan bir nefret geldi yani. Onun için de bunlar değişmesi lazım. Bir şey geliyor ama o gelen şeyin ne olduğunu da henüz bilmiyoruz o gelmekte olanı ama böyle gitmez yani gitmiyor. Türkiye'de de gitmiyor. Türkiye'de işte bu eskiyle yeni arasında yani olmuş olanla olmakta olan arasında bir bir çatışmanın ortasında kaldık bizim kuşak. Bir de ben tabii yanlış meslek seçtim belki de bilmiyorum. O da ayrı. <laughs> Konuşacağız bir konu. şimdi onu. Evet, ayrı bir konu. Bilmiyorum bu programa baktınız mı? yani ben genellikle size gelirken en doğal halimle sizinle olmayı seviyorum. Siz de onu sevdiğinizi bildiğim için Böyle bir tek dekora baktım açıkçası. <laughs> hani ışığa baktım dedim ki ya Arman Çağlayan sorar ben de anlatırım anlattığım Şimdi kadar. Şimdi bu programda şunu yapıyoruz siz de hatırlarsınız. TRT1'de şimdiki aklım olsaydı diye bir program vardı. Aa hiç hatırlamıyorum. Ee, ...insanların hayatlarında yaptıkları bir yanlışı e, TRT spikerine yazarlardı. Ama sonra şimdiki aklı olsa o olayı nasıl çözeceklerini de yazarlardı. Bakar mısın süpermiş ya. Ne kadar ihtiyacımız olan bir <laughs> şey ya. İşte bu Şimdi... demin konuştuğumuz şeyin de bir çözümü olabilir en azından. Şimdi ben size hayatınızla ilgili çeşitli sorular sorup Şimdiki aklınız olsaydı onu yine öyle mi yapardınızı konuşacağız. Peki. Çok güzel. Siz Serpil ve Ömer Lütfü Gürses'in tek çocuğu olarak... 18 Ağustos 1970'te Ankara'da dünyaya geliyorsunuz. Ömer Lütfü Bey gıda mühendisi bir öğretim üyesi. Anneniz Serpil Hanım da Enerji Bakanlığı'nda devlet memuru. En çok sizin eğitiminizi önceliyorlar ve her tek, tek çocuk gibi sizi eri bebek, gül bebek, bol bol fotoğraf çekilerek, sevilerek, üzerinde bol bol hayaller kurarak büyütüyorlar. Türkiye ikincisi olarak TED Ankara Koleji'ni kazanıyorsunuz. İlk öğretim ve liseyi burada tamamlıyorsunuz. Çocukken bale yapıyorsunuz. Büyürken tiyatro yapıyorsunuz, oyuncu olmak istiyorsunuz ama ailenize baş kaldıramıyorsunuz. Sonunda kendinizi Otlu Mimarlık Fakültesi'nde buluyorsunuz. İsteyerek gitmediğiniz Otlu Mimarlık Fakültesi kalmıyorsunuz. Yüksek lisansınızı da mimarlığın tarih alanında yapıyorsunuz. Özlem Hanım, diyorsunuz ki hayatın bir döneminde herhangi bir otorite, otoriteye itiraz etmemiş olan hiç kimse kendini gerçekleştiremez. Şimdiki aklınız olsa ilk itirazınızı o zaman ailenize yapar mıydınız? Yapardım. İlk itirazımı o zaman aileme yapardım. Ee, o zaman belki büyük ihtimalle yine pişman olacağım bir karar verirdim. Ama çok daha erken kendimi tanıma e, yolculuğunun içine girmiş olurdum. O da en azından hatalarımı telafi için bana daha önümdeki yıllarda daha uzun bir mesafe bırakırdı. Daha tatlı bir şey olurdu diye düşünüyorum. Ee, bir de bu e, üzerime neredeyse yapışıp kalmış olan... ...bu hiç hoşlanmadığım bir hüzünlü tarafım var benim. Belki onun e, yani oradan çıkıp daha neşeli bir genç e, olarak e, hayatımı sürdürebilirdim. Her zaman böyle bir hep böyle her şeyin farkında olmaya çalışan bir genç olarak yaşadım o yıllarımı. Arkadaşlarım çok gezdiler, tozdular, eğlendiler falan. Ben pek o kafa değildim. Öyle de olmadı. Bunda babanızın örtümeyi sonlasının etkisi var mı? Onun etkisi var. Başka sebeplerin etkisi var. Babamdan daha fazla annemin etkisi var aslında. Annem çok... Mükemmeliyetçi bir kadındır. Çok böyle şeylere dikkat eden bir kadındır. Yani. Aman ne derler? Bir ee, de o zamanki Ankara ufaktı. Ama neden nereden daha fazla annemin kendine ait bir ahlak dünyası var, bir ilkeler dünyası var. Onun dışındaki şeyler çok onun hoşuna gitmiyor yani. Biraz belki. Hani tırnak içinde bu insanlara da layık olmak, bir hata yapmamak falanla ilgili. Ama sonra zaten CC'ler halinde hatalar yaptığım için <gülüyor> <gülüyor> o yılları telafi etmek fırsatım oldu. Ama e, yani gerçekten de hani itiraz edip bir şeyleri kendi kafama göre yapmak, e, oradan ders alıp o krizlerin içinde kendimi genç yaşta bulmak, oralardan çıkmak falan isterdim. Söylediniz mi o zamanı mesela? Ben oyuncu olmak istiyorum. Hiç Dedim. Ben de... E zaten de tiyatro yapıyordum lisede de yapıyordum hatta e, lisede üniversite sınavlarıyla ilgili çok endişeye kapıldılar tabii çünkü yani dershaneye gitmiyordum. E, oyun provalarına gidiyordum falan söyledim hatta yurt dışında okumak istiyordum mümkün olsaydı böyle e, ne bileyim ile e gidip işte dramaturji ya da reji falan okumak istiyordum yani öyle kafalardaydım söyledim ama onlar da dediler ki ya bu bir meslek değil. <gülüyor> <gülüyor> yani, ama bir şey söyleyeyim mi? O, zamanlarda zamanlar olabilir. belki öyleydi biraz öyleydi. İkincisi de dediler ki yani nitelikli bir eğitim al sonra ne yapmak istiyorsan yap. Böyle bir argümanla geldiler bana. Ya dönüp bakıyorum o dönemin konservatuarı falan hani e, okusaydım mutlu olur muydum? Ottü'de çok mutlu oldum. Yani bölümümü yapmamamla birlikte, mimarlık yapmamakla birlikte o form formasyonu almak ve ODTÜ gibi bir üniversitede o yıllarımı geçirmek öğrenci olarak bana çok iyi geldi. Kendimi inşa etmeye başladığım dönem o dönem işte. Türkiye ile tanıştığım dönem. Yani düşünsenize yani ben zengin bir ailenin kızı değilim ama e, çok ihtimam edilmiş bir e, kız çocuğuyum. 1970'lerin tam beyazlık ailesi. Yani evet gerçekten öyle bir cumhuriyet bilinciyle yetişmişler. Kamu ile ilgili çok acayip. ...hassasiyetleri var eve, eve komunun bir beyaz dostu kağıdını bile getirme yani gide tam, tam tarif <laughs> ettiğiniz şekilde bir ailede büyüdüm e, dolayısıyla yani e, onun dışındaki Türkiye'den çok haberdar olmadım olamadım çok korunmuş kollanmış bir çocukluk ve gençlik geçirdim ilk Türkiye ile tanışmam o kampüsünde İslamcılarla solcuların arasında eylemde bulmam kendimi e, aa bir dakika ya, böyle olaylar varmış o dört sene öyle ee, biraz da bir tiyatroda tanımaya başlamıştım Türkiye'yi ama sonuçta kolejliyim ben yani. Düşünsene ilkokul birinci sınıfta koleje girmişsin ve lisede çıkmışsın. Hayatımda hiç devlet okulu görmedim. Ee, dolayısıyla benim hani Türkiye dediğimiz yani gazetecilikle birlikte çok sert bir şekilde tanıştığım Türkiye ile ilk temasım üniversite. Sonra da mesleğim tabii. Özlem Hanım tiyatro ile bağlantınız... E... Ortaokul lisede mi? Tabii. Lisede başlıyor. kola girdiniz. Tabii. Muazzam bir hocamız vardı. Bir İngilizce öğretmenimiz vardı. Ee, ünlü, e, lisede tiyatro e, kolunun başındaydı. Miray Hoca buradan ismini anayım. Benim için çok e, önemli bir insandır. Onunla birlikte lisede tiyatroya başladım. Ama zaten ailem... Yani biz her hafta sonu... Bir Devlet oyuna tiyatro. giderdik Ankara'da. Yani bizim bir tiyatro izlemediğimiz, bir opera ya da bale izlemediğimiz tek bir hafta sonu yok diyebilirim. O şey çıkardı. Hatırlar mısınız hani Fihrist program? Onu böyle çılgınca beklerdik ki hani hangi gün hangi saate bilet alalım. Yürüyerek giderdik. En temiz kıyafetlerimizle... ...en de döpüyesini giyerdi falan, o vaziyette giderdik. Ondan sonra oradan da çıkardık. Zaten küçük tiyatronun tam karşısı, operanın karşısı Sakarya'dır. Bir rapatates yapabilirsin, oturabilirsin bir yerde falan. Yani O zaman Ankara'sı başka bir Ankara şimdikiyle hiç alakası olmayan bir Ankara. Yani ben öyle bir Ankara'da büyüdüm. Sonra 24 yaşınızda çalıştığınız mimarlık ofisine giderken... ...Konya yolunda birden şarampolden aşağı yuvarlanıp arabayla... Yedi takla atıyorsunuz. Evet. Kazadan sonra ilk düşünceniz bunu anneme nasıl söyleyeceğim oluyor. Çok üzüleceğini biliyorum tabii tek çocuk olarak. Ee, yani bir hata yaptığım için değil benim için e, üzüleceğini bildiğim için. Aa, bir de tabii e, yaşam meşguliyetleri içerisinde annemin hem çalışan bir kadındı annem. E, Plan, bütçe, koordinasyon daire başkanı yani Enerji Bakanlığı'nın bütçesini yapan dairenin başındaki kişiydi. Ziraat mühendisidir annem de. Hani biliyorum nasıl bir e, yüklü bir yaşam olduğunu yani hem iş hayatı hem ev. Her şeyi annem yapardı. Bir yere bezini sererdi, evin ütüsünü yapardı, bütün yemekleri annem yapardı. Kendi manikür pedikürünü yapardı. Hem sağ elini kullanabilir, hem sol elini kullanabilir. O zamanlar Türkiye'de manikür pediküre giden belki insan de, çok az sayıydı, belki de yoktu bile. Saçını kendisi boyardı, evin her şeyle o ilgilenirdi. Babamın ihtiyaçları, benim ihtiyaçlarım. Yani onun için ona ayrı bir yük getirmek... Hani bir de benim kazamla ve sağlığımla e, şimdi üzülecek ve onunla ilgilenmek zorunda kalacak İlk duygu mu? İkinci aklınıza gelen şey de eşinden derhal boşanmam Tabii lazım. Tabii çünkü o yıllarda e, biraz da böyle işte bu ev düzeninden kaçmak kendi evimi kurmak kendi hayatımı yaşamak fikriyle e, bir de uzun bir e, ilişkiden çıkmıştım üniversitede bir, bir e, e, erkek arkadaşım vardı. Herhalde biraz da onun da e, travmasıyla çok hoş bir makine mühendisiyle 3 ay içerisinde evlenmeye karar verdik Ottu'lu Onun için de yanlış karar, benim için de içinde benim için de yanlış karar aslında ama işte 23 yaşındayız daha hani dolayısıyla ben yüksek lisansımı yapıyorum. O mezun olmuş çalışıyor falan. Böyle apar topar biz bir ev kurduk. perdeleri ben seçtim, gelinliğime ben karar veriyorum falan filan. Zannediyorum ki çok harika bir hayat falan. sonra bir haftanın sonunda dedim ki ya ev güzel evet hani her şeyde ben karar veriyorum aslında o açılardan. İyi tabii de e, bir ömür boyu ben bu insanla mı yaşayacağım ve o insan da benimle mi yaşayacak gibi bir bir aydınlanma. Yani birçok hatam var hayatta bunlardan biri belki bu evliliğin içine girmiş olmak. Hem o insanı ailelerimizi bu işin içine sokmuş olmak. Çünkü annem uyardı bu kadar hızlı bu kararlar hani Bilinmez. verilmez falan dedi ya belli ki ben bir bir şey yaşıyordum herhalde yani gene o aralar İnsan kendisiyle ilgili ne yapacağını bilemediğin zaman e, böyle bir şey yapmak adına saçma sapan şeyler yapabiliyorsun ya evlilik asla saçma sapan anlamında söylemiyorum ama elimde bir diploma var o işi yapmak istemiyorum hangi işi yapmak istediğimi bilmiyorum. İşte tiyatro, oyunculuk okumak istemiştim ama aslında o kadar da muazzam bir yeteneğim de belki de yok ve ...okusaydım da belki de başarısız olacaktım. Ee, yani Ankara'da mı yaşamak istiyorum? Böyle bir hayatım olsun istiyorum. Evlenmek mi istiyorum? Yoksa tam tersine başka tam de... bir. Tam bir sıkışmışlık. Yani inanılmaz bir şey ve oradan çıkmak için çok olmayacak bir karar veriyorsun. Ama sonra ne oluyor? Hayat seni öyle bir sallıyor ki ve savruluyorsun ki e, düşünmek için bayağı uzun bir zamanın oluyor. Yani. Hani buraya kadar böyle geldi. Bundan sonrası da böyle mi istiyorsun filan gibi acayip bir yüzleşme anı tabii o sedyede. Soğuk ve resmi Ankara'dan Cucunlu İstanbul'a geliyorsunuz. Artık her şeyi değiştirmeye karar veriyorsunuz. Ankara'dan ayrılıyorsunuz, eşinizden ayrılıyorsunuz. Evet. Televizyonun da en cuculun zamanı. En güzel zamanı aslında. Şimdi anlıyorum ki aslında evet, en, en güzel zamanı. zamanıymış. Ali Kırca'nın siyaset meydanını sunduğu, halkın sabaha kadar ekranlara kilitlendiği o dönem. O dönem. Anneannenizin evinde bir akşam Ali Kırca'yı izlerken televizyonda bir altyazı geçiyor. Diyor ki siyaset meydanına halktan katılımcılar arıyoruz. Susurluk skandalını konuşacağız. Tam o zaman o patlamış evet. hatırlarsınız. Faks çekiyorsunuz. Faks var o zaman çünkü. Faks çekiyorum. Ve başvuruyorsunuz. Evet. Ertesi gün telefonunuz çalıyor. Arayan siyaset meydanının yapımcısı Lale Taylan. Evet. Anneannenizle arabaya atlayıp iki tallaya gidiyorsunuz. Sabaha karşı programın bitiminde Ali Kırca geliyor. Ekranda çok iyisiniz. ...bir ay bizim mesleği denemek ister misiniz diye Diyor soruyor. Diyor sabah karşı dört buçukta. O yayından öyle bir iki arkadaşımıza böyle bir fırsat verdi Ali Kırca. Ee, hepsi aynı bölüm değil. Sonraki bölümlerde bir genç arkadaşımız daha Zeynep. Zeynep, Zeynep Özkan olsa gerek Zeynep'ciğim affet. Tam hatırlamıyorsam. O hala Blomberg'de haber spikerliği yapıyor Zeynep'te. Bir de ben e, böyle bir fırsat verdi bize. Ve ben bunu denemeye karar verdim. Oyunculuk beklerken haberciliğin içinde buldum. Evet. hissettiniz aslında? Çok korktum tabi e, tabii. Aynı anda da muazzam heyecanlandım. Ya düşünsene yani. Ali Koca idol. Ya şöyle bir şey hani. E, ya yani nasıl bir özgüven kafasıysa bendeki de yani nasıl bir cesaret yani düşünsenize mesela siz benimle bir e, hastane koridorunda tanışıyorsunuz. Ben size diyorum ki istersen Armağan Çağlayan biraz da bizim hastanemizde Sağlık personeli olmayı dene, bir ay sana şans vereyim diyorum ve siz de diyorsunuz ki tamam, yarın 11'de buradayım. Yani ne bir formasyon almışsınız, ne bir şey biliyorsunuz, ee, yani bayağı asa çılgınca bir şey. Hani ben kendimi cesur bulmam ama zaman zaman hani o, o dönemlerde bayağı cesur bir karar vermişim şimdi dönüp bakıyorum. O kararınızın hiç pişman oldunuz mu? Olmadım. Bu sektöre yani bu mesleğe. E, ...yayıncılık dünyasına girmiş olmaktan tek bir gün bile pişman olmadım. İşimi büyük bir aşkla tutkuyla e, yapıyorum. Sadece haberin içinde mi kalmalıydım yoksa e, televizyon yayıncılığının başka alanlarını mı denemeliydim? O benim kafamda bazen bir soru işareti. Başka derken eğlence program, popüler. Bunu yapamazdım <laughs> ama yani evet hani e, farklı alanlar hani ekonomi haberciliği olabilirdi belki işte. Ya da yani hiç e, gazetecilik tarafında işin hani journalism dediğimiz yani muhabirlik tarafını tamamen bırakıp bir ekran yüzü olmayı seçebilirdim. Yani bundan sonra ben kariyerimi ana haber spikeri, anchor woman olarak çalışıp önüme gelen haberleri okuyup. Bu biliyorsun bu bir karar, bu bir iş, bu bir meslek ve bunu yapan meslektaşlarımıza. Tamam, Kesinlikle şey bu eskiden öyleydi. Şimdikiler bayağı çalışıyor görüyorum ben. E çünkü başka türlü zaten sektörde kalamıyorsun artık. Bir de artık Gerçek enkırlığa döndüğü iş, haberin üstüne yorum yapmak, ona kendi fikrini evet. katmak. Şimdi O açılardan tabii benim muhabirlikten yetişmiş olmam, sahadan sokaktan yetişmiş olmam bana bir avantaj sağladı. Fakat her şeyi fazlasıyla biliyor olmak ve öğreniyor olmak da çok zorlayıcı oluyor. Yani hepimiz için oluyor. Belki ben bunu açıklıkla ifade ediyorum. Reuters Journalism Institute diye dünyanın önemli gazetecilik enstitülerinden biri Reuters'ın enstitüsü son yayınladıkları kitap ve bunun da seminerini, konferansını yaptılar. The, the Mental The Mental Illness Problems in Journalism. birçok gazeteci akıl sağlığı sorunları yaşıyor. Dünyada. Hani bildiğin kafayı sıyırıyoruz biz yani aslında söylemek gerekirse. Ee, i̇ki sebebi var. Bir, çünkü bu da günün sonunda bir insan beyni yani bir noktadan sonra bir yere kadar. Bir yere kadar. Yani bu kadar çok şeyin yani biliyor olmak ki anlattıklarımız bildiklerimizin yüzde onu filan. Yani öyle görüntüler izlemek zorunda kaldık, öyle insan tanıklıkları dinlemek zorunda kaldık, öyle hikayeler duyduk, öyle haberlere e, e, haiziz ki yani on, onlar bir noktadan sonra burası patlayacak gibi oluyor. İkincisi de. Hiçbir şey değişmiyor gibi bir şeye kapılıyorsun ya hani... ...bir noktadan sonra abi... ...hani herkes hayatını yaşıyor lan gibi bir duygu var ya bazen insanlarda. Öyle bir şey geliyor insana ve diyorsun ki ya ben niye... ...hani ya, yaşamıyorum ki o zaman. Ee, bilemiyorum yani ben mesela bir ara psikoloji okumayı istedim. Ondan da vazgeçtim çünkü biliyorum ki... E, karşımdakine yardımcı ol olamayacağım tam tersine kendim çok etkileneceğim böyle şeyler öyle bir tarafım var bu tatsız bir taraf hoş değil bundan e, mutlu değilim o zaman haberlerden de çok etkileniyorsunuz. etkileniyorum evet etkileniyorum kafama takılıyor rüyalarıma giriyor falan. Bunlardan etkileniyorum, etkilenmiyorum desem yalan olur. Etkileniyorum. 8 yıl ATV'de haber, sonra Star Haber'e geçiyorsunuz. E ATV battı. <laughs> Yoksa biz hayat boyu orada çalışırdık ama. Star'da gece hattı diye kendi programınızı yapıyorsunuz. Evet, gece bültenini başladım. O bak. sırada bir arkadaşınızın gece ve gündüz kadar farklısınız ama yine de tanışmalısınız diyerek tanışırdı. Türkay Tatar Bey'le evleniyorsunuz evet, ve oğlunuz uzayda o yok. Doğru. Evlilikle ilgili şüphelerim vardı ama anne ol olmasaydım gerçekten çok pişman olurdum çok, diyorsunuz. Çok doğru. Evet. Daha erken anne olmak ister miydiniz? İster. Ve evlilikle ilgili bugün hala aynı fikirde misiniz? Ona evlilik demeyelim artık. Adı, yani partner olmak diyelim isterseniz. Çünkü değişti bu işler. Yani bir kere anne olmakla ilgili çok netim. Bir gün bile e, bu kararımdan pişman tamam. olmadım. Eğer, bazı arkadaşlarım anne olmamayı seçtiler. Kimisi çok mutlu oldu, kimisi çok pişman oldu. Ee, pişmanlığım şu, daha erken anne olmak isterdim ve daha çok anne olmak isterdim. Ha, daha çok çocuğunuz olsun. Evet kesinlikle bunu isterdim. Geriye döndüğüm zaman. Şu şartlarda bile mi? Bu şartlarda bile. Evet bu şartlarda bile isterdim bunu. Ee, çünkü e, bir insanı tanımak ve onun kendini inşa etme yolculuğuna tanık olmak kadar e, insanı mutlu eden bir şey. ...yokmuş meğerse. Yani benim açımdan bu böyle. Yani gözümün önünde bir genç adamın... E, ...kendi hayatını inşa ettiğini izlemek... ...muazzam zevkli bir şeydi. Türkiye'de mi? Türkiye'de. Artık böyle sorular var biliyorsunuz. Evet evet doğru. Birçok çok, çok <laughs> genç insan gitti. Çünkü benim bütün <laughs> arkadaşlarım çocukları Avrupa'da... ...Amerika'da, orada, burada. İnanın benim de öyle. Uzay gitmedi, gitmek istemedi. Birkaç sebebi olduğunu bize söyledi. Birincisi Türkiye'yi çok seviyor. E, hepimiz gibi. Ama e, yani o burada kalmak istedi. İkincisi de bence... ...iki senedir çok tatlı bir kız arkadaşı var. Ee, Belki ve... beraber giderler. E, mümkün. E, hala beraberler ve... E, ...onu da çok seviyorum. O da şahane bir genç kız. E, dolayısıyla herhalde... ...kafalarında böyle kendilerince bir takım planlar... ...yapıyorlar diye düşünüyorum. Yolları açık olsun... ...hepsinin. Yani Daha erken... ...anne olmak isterdim evet. E, ve bugün mesela... E, yani ...ne bileyim böyle... ...beş çocuğum olsa acayip mutlu olabilirdim. Şimdi bugün onu görüyorum. Yani... Ee, ...birisi ülkenin bir yerinde, öbürü dünyanın bir ucunda, öteki bilmem neyi seçmiş, öbürü bunu yapmış... ...onların arkadaşları, onlarla beraber ben bir, bir gün bir yerdeyim, bir gün öbür taraftayım, bir gün birine koşuyor. Çok koş büyük sorumluluk... Öz ...muazzam Özlem Hanım, ama yani. çok zevkli... Yani ...ben bu işten gerçekten e, yani zevk aldım... ...biraz bir psikolojim o dönemlerde çok sarsıldı... E, ...ciddi bir postpartum depresyon dönemi geçirdim, bunu da açıklıkla ifade ettim e, bir anne olarak bunu yaşadığımı tam da Elif Şafak'ın siyah, süt, siyah kitabını süt yazdığı dönemler bu oluyormuş kadınlarda ama işte bunu böyle açıkça ifade etmek tabi bir cesaret istiyor Biraz o nedenlerle filan. Eskiden al bastı derlerdi. <laughs> Bunların tamamı aslında oymuş biliyor ya. musun? Yani yok kırkı çıktı aman bilmem neye uçurduk. Vay efendim yumurtaya pudra sürdük falan. Bunların tamamı aslında kadını oyalamakmış yani. Çünkü hormonların altı olunca kafa da gidiyor yani. Uyumuyorsun e falan öyle bir zamanlar bunları geçirdim. Evlilik ve aile meselesi ben aşka inanıyorum. Sevgiye inanıyorum. Yani zaten iki insan birbirini seviyorsa ve doğru düzgün bir ebeveynlik yapıyorsa o da sağlıklı bir aile olmuş oluyor. İster evlen ister evlenme çok da önemli değil. Bunlar. Daha sonra NTV için mimarlık ve yaşam, CNN Türk için yeşil ekran belgesellerini hazırlıyorsunuz. Belki de diplomanızda en yakın kurduğunuz yerde buralar oluyor. E O kadar işte evet. <laughs> e, ama şöyle dostlarımın da çoğu hala mimarlık camiasından beni seven sevdiğim daha çok görüştüğüm insanlar aslında çünkü üniversitede oluyor ya o hani o dostluklar o zaman kuruluyor dolayısıyla mimarlar enteresan az konuşurlar Neyim, ben seviyorum mimarları annem hala bugün diyor ki işte bu kadar çalışsaydım fakültede profesör olmuştum. babam malum profesör diyor profesör olmak çok önemli bir şeymiş gibi sanki bir zamanlar öyleydi şimdi hala öyle mi bilmiyorum doğru ama diyorum ben de ülkede gazeteciliğe ne kadar talep varsa Gördüğünüz üzere mimarlarda o kadar talep var. Daha fazla yok yani. Ara veriyorsunuz sonra ama ara verdiniz mesleğe haber tıkla e geri dönüyorsunuz. Rahmetli Ufuk Güldemir'in davetiyle evet. Ama Yiğit Bulut'un programınızda yaptığı müdahalenin arkasından haber tıkla e istifa ediyorsunuz. Bir gecede evet 8 yılını yıkarak. Bir dönem Bilgi Üniversitesi'nde Hakla İlişkiler Müdürlüğü yapıyorsunuz. Orada da Yiğit Bulut'la karşılaşmam var. Ekmelettin İhsanoğlu'nun ekmek için Ekmelettin sloganının yaratıcılarından oluyorsunuz. E, değilim aslında ama kampanyadaki medya e, ilişkileri bölümünün gönüllü yöneticisiyim. Kampanyayı başka biri yaptı. O seçim Türkiye'nin unutulmaz seçim sonuçlarından birisi. Gerçekten öyle. E, o kampanyada <laughs> olduğunuz için mesela şu anda olsa o kampanyada yine olmak ister miydiniz? E, ve yenilgisinde... O kadar büyük yenilgide sizce o kampanya ekibinin bir etkisi var mı? Şimdi ben tabii kampanyanın içinde bulunmuş biri olarak aslında e, meseleye dışarıdan bakıldığı gibi bakamıyorum. Çünkü ben hem Ekberettin Hoca'yı tanıyorum hem ailesini tanıyorum. Ne kadar seküler, modern bir yaşam tarzları olduğunu biliyorum. E, yani hiçbir şekilde gerici diyemem ben Ekberettin İstanoğlu'na çünkü değil böyle olmadığını biliyorum. Evlatlarını biliyorum, gelinlerini biliyorum. Dolayısıyla oradan baktığım zaman Ekmelettin İhsanoğlu ve İhsanoğlu ailesini tanımış olmaktan en ufak bir pişmanlık duymuyorum. Kampanya vesilesiyle tanıdım bu arada. Hikayeyi de anlatayım isterseniz. O sırada işte oradan buradan istifa edip eve dönünce tam da bu Cumhurbaşkanlığı kampanyası süreçleriydi. İsmini vermeyeceğim bir CHP'li dostum aradı ve dedi ki ya biz kampanya için gönüllüler arıyoruz. Böyle bir konuda bize destek olmak ister misin? Zaten evdesin. Ben de dedim ki ben siyasi kampanyalarda benim meslek sahiplerimin, gazetecilerin yer almasını çok uygun bulmuyorum. Bir profesyonel işbirliği olmayacaksa bu geleyim. Yani bir destek hakikaten vereceksen ve bir bankın üzerinde Ekmelettin Hoca'nın oğlu Orhan İhsanoğlu'yla bir saat sohbet etmemle başlıyor tanışmamız. İsmini bile bilmiyordum. Google'a yazdım. Gazetecilik hayatımda da hiçbir yerde yolumuz kesişmemiş Ekmerettin İhsanoğlu'yla. Ee, ve böyle bir ilk anda okuyunca da dedim ki ya bir dakika bu çok yanlış bir aday. Ya. Yani, yani benim ne işim var bu kampanyada? Fakat içi, içine girdiğim zaman ve tanıdığım zaman e, hakikaten denemeye değer olduğunu düşündüm. Çünkü şöyle, e, şuna inanmıştım o dönemde de. Hani CHP'nin kendi yüzde 20-25 oyunun ötesinde bir kitleye kendini açmasının bir yolunun bulunması lazım. Ha bu yol İhsanoğlu'nu aday yapmak mıydı? Bugün bunu farklı bakıyorum. Ama bu yol bulunmalıydı. Yani e, kendi kemik kitlesinin dışında sürekli olarak bir nefret objesine dönüştürüldüğü seçmene de bir kapı aralaması gerekiyordu CHP Genel Merkezi'nin. E, zaten ayrıca Metin İhsanoğlu biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun adayı değil, Devlet Bahçeli'nin adayı. Devlet Bahçeli neden bu odayı gündeme getirmişti ve Sayın Bahçeli nasıl ikna etti Kılıçdaroğlu'nu? Bu benim için hala bir muamma. İnanın bunu bilmiyorum. Kimilerine göre bir kez daha Tayyip Erdoğan'a kazandırmak için kurgulanmış bir yapıydı bu ve Kılıçdaroğlu farkında olmadan bunun bir parçası haline dönüştü. Bir başka senaryoya göre başından beri hem Bahçeli hem Kılıçdaroğlu zaten bu senaryonun içindeydi. Ee, üçüncü senaryoya göre de ikisi de game changer bir isimle bir şey denemek istediler. Başarılı olamadı. Niye başarılı olamadı? Bir kere bir ortada bir kampanya yoktu. Benim atıyordun bir tek ekmek. Ee, o o o kampanyanın sahibi kendisinden bahsedilmesini istemediği için burada ismini anmayacağım ama e, yani o kampanya bize geldiğinde biz gönüllüler ofisi bir çeşit böyle bir Obama gönülleri şimdiki Ekrem İmamoğlu gönülleri gibi bir yapı kurulmuştu aslında. Herkesin gönüllü olduğu tek bir profesyonel yöneticinin olduğu o da kampanya bütçesini yönetiyordu. Şeffaf bir şekilde. Onun da ismini vermeyeyim. Ee, onun dışında da bizim aslında süreçleri e, partiler arasında idare etmeye çalıştığımız ama kafası kesik tavuklar gibi bir oraya bir buraya koştuğumuz diyebileceğim bir ortam vardı. İhsanoğlu zaten Türkiye siyasetine son derece uzak. Kendi kimliğini hep diplomatik bir seviyede tutmuş. Ve Cumhurbaşkanlığını da öyle tahayyül eden yani temsili bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edeceğim en üst bir diplomatik görev gibi görüyordu Cumhurbaşkanlığı'nı. Masada siyasi partilerin genel başkanları olacak. Ben insanlar arasındaki bu diyalog iklimini e, yumuşatan bir aktör olacağım. E, bir lider olacağım. Hep böyle düşünmüştü. Dolayısıyla kendisini birdenbire miting, kampanya, seçim otobüsü... E, Ekme hocam hadi şurada mitinge gidiyoruz, şurada kadınlar buluşması var dediğimizde... Yani deyim yerindeyse sudan çıkmış balığa döndü. Çünkü... Hani gerçek bir diplomat. Bu, ya bu akademik ve diplomatik görevlerin dışında hiçbir yerde bulunmamış. Hart siyaset hakkında en ufak bir fikri yok. Türkiye'deki siyasi polemikler hakkında en ufak bir fikri yok. Ama sonra milletvekili de oldu. Ee, olmak zorunda kaldı. Ee, çünkü o kadar çok saldırıya uğradı ki sonrasında. Hatta CHP'den olmak istedi Kılıçdaroğlu dedi ki o kadarını yapamayız. Ee, bir dönem için istedi milletvekili olmayı MHP'den milletvekili oldum. Yani dolayısıyla kampanya böyle bir şeydi ve bize gelen dört seçenek arasında inanmayacaksınız en iyisi buydu. Ha. Ha, diğerlerini bilseniz <laughs> öyle diyeyim yani. Diğerlerini bilseniz en iyisi buydu ve aslında anlatıldığı zaman o ekip bize anlattığı zaman hani heyecan da verici bir tarafı da vardı. Çünkü şu tezi şuydu. Eğer parlamenter sistemden çıkılırsa ve bir tek adam rejimine geçilirse ki o seçimle başlamıştır o süreç. Türkiye yiyecek ekmek bile bulamaz. Çünkü hiçbir tek adam rejimde ekonomi iyi gitmez. Tezi buydu. Türkiye ekonomisinin yerli ve milli teziydi ama bunu bu İhsanoğlu'na uygun bir kıyafet değildi. Yani bunu, bir de hani o bilmem kaç yıl sonrası nasıl organı <laughs> Biraz erken olmuş belki de evet. Ben dolayısıyla iki şey tekrar söyleyeyim ee, sorduğunuz için. İhsanoğlu'nu ve ailesini tanımaktan dolayı pişmanlık hissetmiyorum çünkü tanıyorum. O insanları ve dünyaya ve Türkiye'ye nasıl baktıklarını, CHP seçmenine nasıl baktıklarını biliyorum. Bugün de aynı baktıklarını biliyorum. Türkiye'nin kurtuluşunun, CHP'de olduğunu, sosyal demokrasinin Türkiye için çok değerli olduğunu, Türkiye bir gün bir çıkış yakalayacaksa bunun CHP liderliğinde mümkün olabildiğini, Türkiye'ye bir gün demokrasi gelecekse bunun CHP ve CHP'ler sayesinde olduğuna kalpten inanan bir insan. Bunun böyle olduğunu, bugün de böyle olduğunu biliyorum. Söyledi de zaten son verdiği röportajda Cansu Çamlı böyle. Ama şöyle bir daha bir siyasi kampanyada çalışır mıyım? Hayır. <laughs> Net. Daha sonra Kanal 1, Sky Türk, TV8 ve Fox TV'nin ardından Artı 1 TV geliyor. 2017'de herkesin yaptığının tersini yapıyorsunuz ve başarılı insanlara başarılarının sırrını değil başarısızlıklarını soruyorsunuz. Bu röportajlardan oluşan da Bazen Olmaz isimli bir kitap çıkartıyorsunuz. İlhamın hayatın her köşesinden gelebileceğini hissettiriyorsunuz. Kendiniz ise en büyük başarısızlığının hayallerinizin peşine düşme cesareti bulamayıp hayallerinden vazgeçmek, hayallerinizden vazgeçmek olduğunu düşünüyorsunuz. O günlerde bir söyleşide medyada hep bir başarısızlık hikayesi olarak gördüm kendimi. Hala da Öyle geliyorum açıkçası diyorsunuz. Şimdiki aklınızla hala kendinizi başarısız görüyor musunuz? Evet hala kendimi Gerçekten başarısız mi? görüyorum. İşte bu da benim hastalığım herhalde. Ben başarıyı nasıl tanımlıyorum acaba bilmiyorum. Ee, ama hala kendimi başarısız görüyorum. Mesela o zaman şu soruyu sorayım. Ne kim olsaydı? Başarılı? Yani. Hani oradan kerteles alalım bari diye anlatabiliyor muyum? Yani kim başarılı? Medyada bir başarı var mı? E bu 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 belki bu sorunun cevabı için daha önemli bir soru. Medyada bir başarı yok galiba. Yani onun için benim başarı tanımım ee, Armağan ben şöyle bir e, bir şey yapıyorum. Beni mutsuz eden e, şeylerin içerisinde dayanabildiğimin üstünde kalıyorum. Daha hızlı çıkmam lazım oralardan. Daha hızlı e, çıkmam lazım. Zor karar veriyorsunuz. E, Evet, biraz zor karar veriyorum. Bir emeğe de... inandığım için. Satıcı hocusunuz biraz belki de. Belki de, evet. Bak bu tarafım da olabilir. Ankara'lı olmak biraz böyle bir şeydir. Belki öyle bir tarafım da var. Yani emeğe inanıyorum. Yani bir işi, hani aslında mayakçı şeyler de yapıyorum. Yani soruyorum, 54 yaşında ve aslında normalde bir herhangi bir kanalda saat başı haber öğlen bütçeni ana haber filan okuyup deyim yerindeyse gayet hani sıradan ve normal ve huzurlu bir hayatım olabilecekken gittim kendime YouTube kanalı kurdum ve başaracağım diye 7-24 çalışıp ortadan yarılıyorum mesela ee, şimdi hani hangisi başarır ha, bilemiyorum yani ee, şundan korkuyorum günün sonunda e, ulan ömrümüzde böyle geldi geçti falan bu bu beni çok endişelendiren bir şey hepimizde mi var o duygu bende mi var bilmiyorum ama e, Öyle bir hani ne uğruna, ne için? Mesela şimdi size sordum ya medyada kim başarılı? Şimdi kendim düşündüm. Kim? Kimi sayarım? Bence Acun Bey bir medya başarısı. Mesela? Ee, bence İsmail Saymaz bir medya başarısı. Mesela? Ee, yani Fatih Altaylı. Fatih mesela? Bey. Ee, ama bence mesela orada en şey İsmail Saymaz. Hani muhabirlikten acayip bir şey başarı öyküsü İsmail İsmail'inki. Evet müthiş bir yükseliş yani. Acun de öyle. Evet o da öyle o da öyle. 2019'da çok sevdiğiniz babanızı kaybediyorsunuz. Sonrasında da Sözcü Gazetesi'nden kovuluyorsunuz. Evet aynı seneler. Tabiri caizse dünyanız yıkılıyor. Tabii ilk defa bir işten kovuldum çünkü. O bir başka da kovulmadım zaten. Yıkılıyorsanız da ayağa kalkıyorsunuz. Kendi deyiminizde 50 yaşında emekli olacakken tekrar emekçi oluyorsunuz. aynen öyle. Ve YouTube kanalını kuruyorsunuz. Kör topal ilerlerken bir gün telefonunuz çalıyor ve telefondaki kadın size YouTube'da her şeyin nasıl yapılacağını, nasıl kameralar kullanmanız gerektiğini ve algoritmaları öğreteceğini söylüyor. Telefondaki ses tanıdığınız bir isim. Yine yolunu kendi çizmiş bir kadın Refika Birgül. Evet gerçekten hayatımı değiştiren insanlardan biri. Sonrasında eş zamanlı olarak Halk TV'de Sunuculuğa devam ediyorsunuz. Evet. Halk TV'de çalıştığınız dönemde Gülnaz Şırınga vakası olarak geçen şaka olduğunu yayın esnasında fark etmediğiniz için tefe konduğunuz bir olay yaşıyorsunuz. Tefe konmaktan çok fazlası oldu tabi de. Bunu da büyük bir hata olarak görüyorsunuz evet. o dönemde. Sizi hala üzüyor mu bu? Benim ona inanmış olmam üzmüyor da bu kadar hakarete uğramış olmam üzüyor tabi. Yani Türkiye'de insanlar ne kadar verdikleri kararlarla yazdıkları yazılarla e, birilerinin intiharına yol açtılar bu ülkede. Birilerinin kendilerini öldürmesine yol açtılar. Ocaklar söndü. İnsanlar Türkiye'yi terk etti, göç etti. Onlar en ufak bir üzüntü hissetmezken ben hani bu kadar samimiyetle ve netlikle bunu ifade etmeme rağmen e, anama, atama, bacıma, bana yani gönderilen videolar, edilen hakaretler bunlar Tabii ki üzüyor beni. Üzülmüyorum desem yalan olur. Bir şey hocam bu medyada çalışıp da bu da başına gelmeyen insan yoktu herhalde. İşte ben belki alışamıyorum ya. Yani ee, e, a, yani evet belki de hiç umursamamam lazım böyle şeyleri ama. Ya son bir aydır Fatih Bey'le Nevşini her gün Twitter'da görüyorum doğru. ben. Evet doğru. Her gün düzenli yani. Evet doğru. Doğru işte yani demek ki hani büyük Bir Bey e var aralar. Doğru bir de o var doğru var. Evet belki bunları böyle hani çok da sallamamayı öğrenmek gerekiyor. Mesela... Mention okumayacaksınız. Ha, olur mu ama ben okuyorum onları zaman zaman. Evet bu sosyal medya çöplüğü bazen beni üzüyor doğru. Ama artık daha iyiyim galiba ya o kadar da değil yani o zamanlarda çok üzülmüştüm tabii. Aynı dönemde Deva ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkinliklerinde sunucu olarak görev alıyorsunuz. Evet. Faruk Bildirici sizi aynı dönemde Örtülü reklam yaptığınız gerekçesiyle ve bu sunuculuk görevlerini sebebiyle eleştiriyor. Bunu bir itibar suikastı olarak tanımlıyorsunuz. Evet. Bugünkü hakkınız olsa yine o sunuculukları yapar mıydınız? Yapardım çünkü her ikisi de e, tamamen kadın örgütleriyle ve kadın e, organizasyonları için yapılmış işlerdi. Gönüllü çalıştım. Hiçbir kaşa almadım. Hiçbir ücret almadım onlarda da. Dolayısıyla bugün de olsa yine yapardım. Hiç. Niye zaten öyle tanımlandı ben anlamadım onu. Ee, o bir, ah, hangi birini anlatayım. Her siyasi partinin içinde ve altılı masada öyle klikler, öyle operasyonlar, öyle şeyler yaşadık ki e, bence o olay e, özellikle o olay benim üzerimden altılı masadaki büyük bir tartışmanın bir iz düşümüydü. Zaten o tartışma daha sonra altılı masanın da yıkılmasına yol açtı. O zaman şöyle anlıyorum. İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bir gerilim sebebiyle ortaya çıkmış bir şey diye anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi değil. İyi Parti ile Deva Partisi arasındaki bir gerilim. öyle mi? Evet. Sonrasında Hak TV ile de yollarınızı ayırıyorsunuz. Yolunuza sadece YouTube kanalıyla devam ediyorsunuz. Evet. İçinde içinizde ukte olan oyunculuğu ise ...Ali Eyboğlu'nun hikayesini yazdığı... <laughs> Serçe'nin Göz Yaşı adlı filmde... <laughs> Ay, evet. ...Ezgi Şenler, Uğur Güneş... ...Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı... ...gibi isimlerle rol alarak... ...cebinize koyuyorsunuz. Ona rol denebilir mi bilmiyorum Armar Çağlayan... ...çünkü yani bir haber spikerini canlandırdım zaten... ...dolayısıyla o pek rol sayılmaz yani. Netflix'in kuş, kuş Uçuşu... ...dizisindeki Lale Kıran karakteri de... ...sizden yamuluyor. Ee, evet öyle olduğunu biliyorum. Ee... Bugün... ...merhaba ben Özlem... YouTube'da bir ben eksiktim diyerek başladığınız YouTube kanalını yönetmeye devam ediyorsunuz. Neşeniz her yayında özenle çektiği eyelinerınız, eyeliner <laughs> kedileriniz ve her gün programlarıyla bir süre evde aynı anda sesinizi yankılattırıyorsunuz. İki yıl önce bizim zor ama yine de sor programında dediğiniz gibi en zoru YouTube yayıncılığı diye mi düşünüyorsunuz? Hala bunu merak ediyorum. En zoru YouTube yayıncılığı. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuz. Çünkü insanın kendi kurduğu bir işi böyle emek emek büyütmesi 7-24 çalışmasını gerektiren bir şey. Bir de öbür tarafta böyle kurumlar ve o kurumların bir takım işte donanımları, efendim şöhreti osu busu var YouTube'da. bayağı bazen insan kendini yani bir kamera var bir sen varsın senin yaptığın şeyler anlattıkların var ve bir noktadan sonra acaba ben ufak ufak deliriyorum ve kendi kendime mi konuşuyorum diye bir şey yaşayabiliyor insan ama sonra sokağa çıktığın zaman bir mail geliyor işte efendim Instagram DM'den bir kadın bir şey yazıyor bir gençle havaalanında karşılaştığında o sana sarılıyor bir şey söylüyor. Ölüyor. sen gümüşlükte yürürken başörtülü bir kadın gelip sana sarılıyor, birlikte ağlıyorsunuz. Böyle şeyler oluyor ve o zaman diyorsun ki ya evet hayat bir devam ediyor. Ee, bir tek burada bugünkü aklım olsaydı ee, işi bu kadar ciddiye almayabilirdim. Değil mi? Ben işi çok ciddiye aldım her zaman. İş yaparken hayat kaçıyor. Ah o bölüm çok fena. Kaçtı galiba. Onu tekrar şimdilerde onu düşünüyorum. 54 yaşındaki e, gündemim, bu masanın üstündeki dosyam. Önümdeki yılları nasıl tekrar kazanabilirim ve kaçırdığım yılları nasıl telafi edebilirim diye düşünüyorum. Bir öneriniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani bende de oldu aynı duygu ama ben kanser atlatınca bende şimdi şey... Eyvah her şeyi yapmam lazım duygusu var benim de içimde. Hani... Allah'ım bir daha yakalarsa bu hastalık beni. işte şurayı da görmeden ölmeyeyim. Ee, şu kitabı da okumadan gitmeyeyim. O bende doğduğumdan beri var herhalde <laughs> o duygu. Yani bir şey atlatmama gerek kalmıyor herhalde. Yani onu bir yani bu yedi takla attığım dönemdeki o hissimi sedyenin üzerindeki hissi hatırlıyorum. Ee, yani hayat şimdi başlıyor duygusuydu bendeki o duygu. Ve her zamanda o kazayı bana bir armağan olarak gördüm. Yani iyi ki bu kazayı yaşadım ben. Ee, sakat kalmadım, ölmedim. Hayattayım ve bak işte yapacak ne çok şey var. Bu aralar çok o duygulardayım yine. Sanki böyle bir yedi takla atmışım gibi hissediyorum kendimi. Ve bir yeni başlangıçların, bir şeylerin çok eşiğinde hissediyorum kendimi. Bir anda anlıyorum. Bir anda gemileri yakabilirim öyle bir kafalardayım yani. Mesela uzaktan bakınca... Ben popüler kültürün içinde büyüdüğüm için, mesela bizim popüler kültür camiasında çok acımasız bir rekabet vardı. Çok. Ama bir şey söyleyeyim, habercilerin arasındaki rekabet bence popüler kültürün içindeki rekabetten çok daha fazla. Korkunç. Hiç, yani ben de YouTube'a girince falan anladım daha iyi bunu. Daha anladınız değil mi? Yani tabii. işte bana da parti genel başkanları, siyasetçiler konuk olunca anladım Kafayı ben Kafayı yemişlerdir. Vay ona gidiyor, bize gelmiyor, evet. öyle bir... yani. Tabii tahmin ediyorum, tabii tahmin ediyorum tahmin ediyorum. Yani işte onun için diyorum ya. Niye ki yani hani hani bir kişinin hayatı değişsin diye uğraşıyoruz ya da ne bileyim ülkede e, senin sevdiklerin, benim çocuklarım, işte efendim muhtemel torunlarım daha huzurlu mutlu yaşasın diye uğraşıyoruz. E, bu kadar hakaret, bu kadar rekabet, bu kadar kötü ruh, çirkinlik falan, değer mi diye insan bir geliyor oralara yani. Belki sosyal medya olmasaydı bu kadar sert rekabet habercilerde olmazdı. Doğru. O sosyal medya bizi tabii sanki hayat orada akıyormuş gibi bir ilüzyona da sokuyor. Oysa ki değil. Ee, biraz oraları da kapatmak lazım galiba. Ama işte bir yollar bulacağız. Eskiden e, popüler kültür rekabeti magazin programlarında dönardı. Şimdi habercilik rekabeti sosyal medyada dönüyor. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Ama bir yol bulacağız herhalde diye düşünüyorum. Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Çok keyifli bir sohbet. Benim için de öyleydi. Bir kez daha geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Daha İyi uzun geldiniz. yıllar beraber birlikte böyle sohbet edelim. İnşallah. Deymiş. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.